Hello, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle renkli bir makyaj yapacağız. Bu anı uzun zamandır bekliyoruz. Siz de bekliyorsunuz biliyorum. Sonunda hayalini kurduğum far paletini aldım. Gerçekten bir şeyleri alma konusunda çok üşengecim. Salihan'ın evinde birkaç gün konaklamıştım ve beraber AVM gezdik. Benim yaşadığım yerde AVM olmadığı için çok hasret kalmışım bu tarz gezmelere. Ve bu Revolution far paletini gördüm orada. Watsons'ta 200 TL'ydi. Ben Watsons'ın kendi sitesinden artı personel indiriminden bunu 50 TL'ye aldım. Sadece 20 TL bir ekstra kargo ücreti ödedim. 70 TL'ye bana geldi bu. Web sitesini kontrol edin, oradan alışveriş yapın. Zaten bu aklı da bana Salih verdi. Dedi ki web sitesinde şu an indirim olması lazım. Oradan aldı ve oradan hemen buna sahip oldum. Ve ayrıca Saliha'nın evinden buraya gelirken otobüs yolculuğu yaptım Antalya'ya gelirken. Ve bir dinlenme tesisinde şu taşları buldum. Ve inanmazsınız 30 TL'ye aldım bunu, bilmiyorum, bence çok ucuz. Geçenlerde bir makyajımda kullandım. Bugün tekrar bunu kullanmak istiyorum. Bu arada buranın ışığı çok güzel. Yani burada olduğum sürece makyaj videolarımı burada çekerim diye düşünüyorum. Videoya başlamadan önce cildimi nemlendirdim. Dudağımı nemlendirdim. Şu an ışıl ışılım. Ve bence cildim bu aralar toparlıyor gibi, çünkü çok fazla sivilce attım son zamanlarda. Ama şu an daha iyiyim. Cilt makyajımda yine Wet n Wild'ın bu fondötenini kullanacağım. Çok az kalmış. Bunu da yeni fark ettim. Gerçekten bayağı var zannediyordum ama böyle artık dibini sıyırıyorum. Bunu kullanacağım. Ve Salihan'ın bana makyaj yaptığı videoda görmüşsünüzdür belki. Wet n Wild'ın renkli nemlendiricisi var. Onu alacağım. Fondöten almayacağım bunu tükettikten sonra. Onu kullanmaya başlayacağım bir de. Gözaltı kapatıcım da çok az kaldı. O yüzden bu Biolis'in hem concealer hem fondöten olan bu ürününü kullanacağım. Bayağı dışı yıprandı. Bunun aparatı gerçekten çok kullanışlı. Gözaltıma bunu uygulayacağım ve göz kapağıma da aynı şekilde. Annem tam bir aşko kadın olduğu için annemin aynalı sehpasını kendime ayna olarak aldım. Ve bunu kullanacağım. Şimdi gözaltlarıma biraz bunu geçiyorum ve önce parmağımla yedirip cildimin biraz emmesini sağlayacağım. Daha sonra süngerle dağıtacağım. Bugün yine hiçbir yere gitmiyorum. Sadece sizin için kamera karşısına oturdum. O yüzden yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Makyaj öncesi cildi çok iyi hazırlamanın önemini Salih'a bana makyaj yaptığında anladım. Ama henüz bunlar için bir girişimde bulunmadım. Çünkü cildimi gerçekten tanımıyorum. O yüzden cildim çok yağlı ve çok gözenekli bir cilt. Önerebileceğiniz makyaj öncesi tonikler, spreyler falan varsa yorumlarda bana yazarsanız çok sevinirim. Süngerimi ıslattım. Süngerimin içinde var ya, nasıl biliyor musunuz? TikTok'ta bir şey çıkmıştı ya. Hani böyle süngerin içinde böyle semsert bir şey var, kesince böyle küf gibi bir şey çıkıyor. Şu an süngerimin içinde öyle bir şey hissediyorum. Ama şu an yeni sünger almaya hiç vaktim olmadığı için bunu heba etmek istemiyorum. Dışında hiçbir problem yok, o yüzden bunu kullanacağım. Göz çevremdeki ürünü dağıttım. Şimdi kaşlarımı sabitleyeceğim. Kaşlarımı uzun zamandır almaya vaktim olmadığı için usturayla birkaç kere aldım ve şu an gerçekten kaşlarım çok gür ve sağlıklı gözüküyor şaşırtıcı bir şekilde. Ama bu görüntüyü sevmiyorum. Böyle haldır haldır cımbızla girmek istiyorum gerçekten. Şu an aslında göze batan bir kıl yok ama gerçekten çok rahatsızım. Kaşlarımı sabitlemeye geçiyorum. Salih bunu beğenmedi. Çok fazla düşürüyor dedi. Ben pek anlamadığım için güzel diye yorum yapmıştım ilk aldığımda. Yani zaten kaşlarım böyle aşırı düşük değil ama yine de kullanıyorum. Sırf ziyan olmasın diye. Bence sabitlenmiş kaş görüntüsü bana hiç yakışmıyor. Bir de bu çok ilk sürdüğünüz anda böyle çok kaşlarınızın rengini koyu gösteriyor. Çok ıslak olduğu için. Kuruyunca geçiyor muydu hatırlamıyorum. Yaşayıp göreceğiz. Ben göz makyajımdan önce hep cilt makyajını yaparım. Çünkü cilt makyajı benim için çok önemli psikoloji açısından. Çünkü cildimin renk eşitsizliğini hiç sevmiyorum. O yüzden öncelik benim için cildimin rengini eşitlemek ve ondan sonra doya doya makyaj yapmak. O yüzden bu bitmek üzere olan fondötenimi kullanıyorum. Bu sefer dağıtma işlemini gerçekten çok ince ve nazik şekilde yapacağım ve uzun süre yapacağım bu işlemi. Çünkü gerçekten Salih bana makyaj yaptığında o kadar çok şey öğrendim ki ondan. Makyajı iyi göstermenin en temel sebeplerinden birisi
Önce cildi güzelce hazırlamak, nemli bir ciltle makyaja başlamak ve ikincisi de kullandığınız cilt ürünlerini güzel dağıtmak. O yüzden güzelce dağıtmaya çalışacağım. Yeterince dağıttığımı düşünüyorum. Şimdi pudra ve allık işlemine geçmeden önce burnuma bir kontür yapmak istiyorum. Flor Mar'ın Ultra Brown Eyeliner kalemini kullanacağım. Geçenlerde TikTok'ta bir filtre gördüm. Burnunuza göre doğru kontür biçimini gösteriyordu. Ama şu an gerçekten nasıl olduğunu unuttum. Denemiştim ama şu an rastgele bir şey çizeceğim. Gerçekten çok rastgele ilerliyorum. Burnuma ve yanaklarıma şöyle iki çizgi çektim. Şimdi bunları parmağımla dağıtmaya çalışacağım. Çünkü Salih öyle yapıyordu. Burnumun üstüne olabildiğince dağıttım ama şu an burnum topçuk gibi gözüküyor. Ona başka bir şeyler de yapacağız. Şimdi yanaklarıma geçeyim. Sadece ufak bir gölge verdim. Bu videoyu özellikle Salih'e atacağım. Yaptığım yanlışları bana söylemesi için. İnşallah izler ve yorumlarını gerçekten çok merak ediyorum. Beyaz kalemimi buraya getirmemişim. O yüzden highlighter'la buraları belirginleştireceğim. Şöyle bir fırçam var. Bununla yapacağım. En beyaz olan rengi tercih edeceğim. Kalından inceye doğru ters bir çizgi çekeceğim. Yani ters i şeklinde. Teknik konuşuyorum. Biraz fazla yukarıdan başlamışım. Olmadı. Şu an böyle gözüküyor ama biraz konsiler ve pudrayla falan halledeceğim o görüntüyü. Toz allık getirmedim yanımda çünkü ikisi de kırılmış. O yüzden yolda yük etmek istemedim kendime. Zaten bu likit allığı çok seviyorum. Biraz rengini ben kendim koyulaştırdım. Bunu uygulayacağım. Birazcık da burnumun altına koyacağım. Allığımı hep bu fırçayla dağıtıyorum. Bunu dağıtacağım. Bence cildim şu an yakından gerçekten çok bebeksi gözüküyor. Böyle kusmuş bir makyaj görüntüsü yok. Bu da eminim cildimi daha önceden nemlendirdiğim için. Ve sanırım dün mü ustura yaptım yüzüme? Bir de gerçekten ustura ciltteki ölü deriyi falan da attığı için ciltte çok daha güzel bir görüntü yapıyor bence. Şu an çok komik gözüküyorum. Bunu biraz süngerle dağıtacağım. TikTok'ta hazırlanma videolarını gerçekten pür dikkat izliyorum. O yüzden biraz da her kendime makyaj yaptığım zaman herkesten kaptığım şeylerle makyajlarımı yapıyorum. Ve bir tane kız var, sürekli sohbetli makyaj videosu çekiyor. O böyle sürekli allığını bol bol sürüyor ve ondan sonra süngerle dağıtıyor. O yüzden ben de süngerle dağıtıyorum. Bence şu an tatlış gözüküyorum. Yine Salih'den çaldığım bu pudra süngerimle pudramı uygulayacağım. Gerçekten çok güzel bu arada. Resmen yıllardır bu ürüne ihtiyacım varmış. Bunun linkini aşağıya bırakırım. Geçen Salih'da yedeği var zannediyormuş kendine ama yokmuş. O yüzden kendisine yenisini sipariş etmek zorunda kalmış. Linkine baktım 70-80 TL gibi bir ücreti var. Bu da pudram. Pudrayı beğenmedim bu arada. Böyle bir süngerim olmadığı için hep fırçayla uyguluyordum. O yüzden iyi bir verim alamadığımı düşünüyordum. Ama bununla uyguladıktan sonra bu pudranın hiçbir işe yaramadığını görmüş oldum. Paketlemesi çok güzel. Böyle aynası falan da var ama onun dışında başka hiçbir işe yaramıyor bence. Ve yine Salih'a demişti ki makyajın en önemli noktalarından birisi pudrayı dağıtma şeklin. Bir pudra hamlesiyle tüm makyajını mahvedebilirsin. Ve ben o günden beri pudrayla böyle son noktaları vuruyorum ve hiç kötü olmadı bence. Bence doğru yapıyorum. Şimdi onu yapacağız. Tam şuradan üçgen bir şekilde... Yanlış yaptım. Neyse o zaman üçgeni biraz daha böyle yaparsak toparlarız diye düşünüyorum. Yamuk tuttum. Böyle yapmıyordum. Hep gerçekten dümdüz jilet gibi bir iz oluyordu orada. Şimdi burayı düzgün yapacağım. Evet işte bak bundan bahsediyordum. Bu değil. Doğrusu bu. Böyle bir şey yapmak istemiştim. Ay onu da batırdım. Ben göz kapağıma da geçeceğim çünkü göz kapağıma hemen çizgilere doldu bu concealer. İnşallah farı tutar. Alnım çok yağlanıyor. Alnıma da geçeceğim. Şuralarım da çok yağlı. Ya ben komple yağlı bir cilde sahip oldum. Komple yağlı bir cilde sahip olduğum için zaten her yerim kusuyor makyajı. Keskin bir hat. Bıyıklarıma da yapayım. Evet, pudralama işlemim bitti. Aslında bunu hemen dağıtmayacaktım ama burnum yamuk olsun istemiyorum. O yüzden şurayı en azından dağıtacağım. Burnum yamuk oldu.
arkadaşlar, görüyorsunuz. O yüzden bunu eşitlemek adına burayı birazcık daha küçülteceğim şöyle. Cansel Ayanoğlu burnu oldu. Neyse, pudrayı dağıtalım ya. Of. Tüm moralim bozuldu şu an. Ama kontürüm bence çok doğal oldu. Buraları da dağıtalım. Şu an kendimi çok güzel hissediyorum. Ya dışarı çıkmayacaktım ama var ya, akşam biriyle buluşma ayarlayıp dışarı çıkasım var şu an. Şimdi göz makyajı kısmına geçeceğim. Çok abartmak istemiyorum. Ama makyaj kendini göstersin de istiyorum. Önce şu beyazı denemek istiyorum. Beyazın pigmenti nasıl, çok merak ediyorum. Hani parmağımla deneyeceğim. Şöyle göz pınarlarımdan itibaren. Böyle tamamını uygular mıyım bilmiyorum. Aslında beyaz şey olabilir mesela. Sarıyı daha çok göstermesi için altına beyaz bir katman yapmak daha mantıklı olabilir. Onun için koyulmuş olabilir. Bir beyazı parmağımla denemek istiyorum. İnşallah güzel bir verim alırım. Eskiden beyaz far deyince böyle, böyle oluyordu insanlar. Ya da simli far falan. Ama şu an hepsi moda. Böyle bir görüntü oldu. Okey. Uçmadığı sürece problem yok. Beyaz far bu şekilde oldu. Şimdi şuralara farklı bir renk konduralım. Aslında sarı makyaj yapmayı çok istiyorum ama şu an bilemedim. Bir denesek mi ya? Denemek istiyorum. Nasıl olacak? Sarı far fırçayla çok kendini belli etmiyor. Bir de benim cilt alt tonuma bence uymadı. O yüzden zaten çok belli etmemişken direkt pembe renge geçiyorum. Çok güzel gözüküyor. İğrenç dağıttım. Ve şuraya döküldü mü? Buraya döküldü. Ama bu kısmı bu noktada bitireceğim. Daha sonra temiz bir fırçayla üzerinden tekrar dağıtmaya çalışacağım. Evet, gördüğünüz gibi şuraya pıt diye pıtladı. Ve benim orayı temizlemem lazım acil. Çok pigmentli ya. Hemen oturdu oraya. Bence iki far da birbirine hiç benzemiyor. Çok ikisini alakasız dağıttım. Fırçadan kaynaklı olabilir, bilmiyorum. Pigmenti gerçekten çok yoğun olduğu için de bu kadar kusurları belli ediyor da olabilir. Buradan hangi taşları nereye uygulayacağımı bilmiyorum şu an. Açıp öyle karar vereceğim. Direkt su damlası şeklinde olanlar var. Dümdüz yuvarlak şeklinde olanlar var. Su damlalarını nerede kullanabilirim diye düşünüyorum. Aa, direkt olarak göz pınarları için şu şekilde yapmışlar. Bunları deneyeceğim. Biraz riskli çünkü beceremeyebilirim. Bunu cımbızla direkt kaldırıyorum. İnşallah kopmaz. Hepsi birbirine yapışık ama. Önce maskara uygulayacağım çünkü sonradan düşmesini istemiyorum. Şöyle bir maskara almıştım. Bunu A101'den aldım, Maybelline. Çok ucuzdu, dedim ki bir deneyeyim, neden olmasın. Ama böyle tam anlamıyla verimini alacak şekilde hiç kullanmadım. Böyle rastgele sürüp çıktım. Bugün bir bayağı bir deneyeceğim nasılmış, görelim. Aslında etkisi güzel ama gün içinde akar mı, kokar mı, göz kapak kirpiklerde düşme yapar mı, o önemli. Şu an için güzel gözüküyor ama şu an çok ıslak, çok taze olduğu için farıma değdi. Onu sonradan halledeceğim artık. Alt kirpiklerime bu kadar yoğun bir maskara geçmek istemiyorum. Alt kirpiğime far da geçmek istiyorum çünkü üst kapak, üst göz kapağım çok yoğun. O yüzden teleskopik, çok ince olduğu için alt kirpiklerime çok hafif bundan konduracağım. Alt kirpiklerim de böyle gözüküyor. Büyük dümdüz yuvarlak taşlardan birini alıp göz pınarıma koyacağım. Bence göz pınarına çok kötü gözüküyor. Taşları iki büyük, iki küçük şekilde, pardon, iki büyük bir küçük şekilde yerleştirmeye karar verdim ve şu an bence daha okey gözüküyor. Ve bu arada yalan söylemeyeceğim. Yapışmıyordu ve biraz böyle yapıştırdım. Dışarı çıkmayacağım bu şekilde. O yüzden sadece deneme yapıyorum. Yani gerçekten şu taşları yapıştırmak aşırı zormuş. Birkaç tanesi gerçekten kayboldu. Çok zor. Aşırı zorlandım bu konuda. Madem böyle taşlı maçlı ışıltılı bir makyaj yaptık. Biraz göz pınarıma simli highlighter da sürelim. Dudağımı bir kalemle çerçeveleme yapacağım. Çok hafif süreceğim. Hani birazcık kontür etkisi yaratmak gibi olsun diye. Bu arada bir şey diyeceğim. Videonun başından beri şöyle kambur oturuyorum. Bana dik oturmamı hatırlatır mısınız lütfen? Ozan'la evlendiğimiz ilk zaman ondan bunu rica etmiştim. Bana sürekli dik durmamı hatırlatır mısın diye. Birkaç kere söyledi, sonra unuttu.
Dudağım bu şekilde oldu. Saliha'nın bana hediye aldığı şu gloss var. Sephora. Aynısından kendine de aldı, bana da aldı. Kanka glossuymuş. Numarası falan var mı bilmiyorum. Aa, kapağı mı çatlamış? Ha, no. Kilit sistemiymiş, pardon. Sephora'nın 130 numaralı glossuymuş. Ben var ya, glossları şey zannediyordum abi. Gloss sonuçta ya, hani kalitesine göre ayrılmaz falan. Bu gerçekten çok güzelmiş. Ben hep böyle hani atıyorum markette denk geliyorum, alıp deniyorum falan. Hep o tarz şeyler deniyordum. Mesela şunu Şok'tan almıştım herhalde. Çok yoğun ve yapış yapış bir yapısı var. Şunu da dudak yağı diye aldım. Bunu da Şok'tan aldım. Aynı marka. Bu da yapış yapış. Ondan sonra kardeşimden şöyle bir gloss almıştım. Golden Rose'un. Ama bunun rengini değiştirmiş. Orijinal rengi bu değilmiş. Bunun yapısı da kötü. Bu hiç yapış yapış değil. Çok güzel bir sim de veriyor. Böyle bir parlaklık da veriyor. Dudak yormayan bir yapısı var. Mesela ben şu an bu kalemi sürdüğüm için böyle rengi biraz koyu gözüküyor ama aslında tam olarak gözüktüğü renk, ama bu dudağınıza renk vermiyor. Böyle ışıltı katıyor aslında. Öyle bir şey. Bence gloss'la tamamladık diye düşünüyorum. Sadece dudak kalemi, dudağım çok kahverengi gösterdi. Niye böyle bilmiyorum. Yakından böyle değil bu arada. Yakından çok iyi ama dudağım kahverengi değil ki. Bence gözüm aşırı pembe diye bu kadar şey gözüküyor şu an. Evet arkadaşlar, renkli, ışıltılı ve taşlı ve simli makyajımın sonuna geldik. Bence, fikrimce, yakından tekrar bakacağım. Bence bütün olarak gerçekten güzel bir makyaj oldu. Yüzüme oturduğunu düşünüyorum. Sadece bir tık daha kontür yanaklara belki eklenebilirdi, bilmiyorum. Ya da dudak kalemi daha pembe olabilirdi falan. Bilemiyorum. Ama bence çok tatlı oldu. Yani ilk defa bu tarz bir şey deniyorum ve ilk defa cilt makyajıma bu kadar önem verdim ve gerçekten cildim çok güzel gözüküyor. Kendi cildimi bildiğim için. Saliha'dan kaptığım şeyleri sizce yüzüme uygulayabilmiş miyim? Bu konuda yorumlarınızı merak ediyorum. Ve benden istediğiniz içerikleri yorumlara yazarsanız onların üzerine ağırlık gösteririm. Makyaj videolarını çok sevdiğiniz için gerçekten sürekli bundan devam ediyorum. Yoksa benim için gerçekten yorucu. Çünkü dışarı genel olarak çıkmayan bir insanım. Mesela bugün de çıkmayacağım ve bu makyajı yaptım ve hemen taşları sökeceğim yani. O kadar bıktım hemen. O yüzden böyle daha böyle beni yormayacak içerikler bana söylerseniz çok sevinirim gerçekten. Yani bu ışıltılı hayatı ben seçmiyorum arkadaşlar. Evet çok güzel bir görüntü ama ay hiç şu an şey yapamayacağım yani. Ay hissettirmiyor da yani, bir ağırlığı falan da yok ama hemen şu paketine koyayım. Ay elime yapıştı lan, gözüme yapışmıyordun. Elime niye yapışıyorsun ya? Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıya kanalize yazın. Evet, videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağı kanalize yazın. Sizleri çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bye bye. Kanalize.